Uzun uzun yıllar önce ormanın derinliklerinde küçük yaratıkların yaşadığı gizli bir köy vardı. Onlar kendilerine Şirin derlerdi. Çok iyiydiler. Ve sonra korkunç büyücü Gargamel vardı, o kötüydü. Şirinlerden nefret ediyorum. Sizi yakalayacağım. Yıllarca uğraşmam gerekse bile hepinizi yakalayacağım, hepinizi. Bu, sizi yakalayacağım. Elbet bir gün köyünüzü bulacağım. Çok pişman olacaksınız. Ormana gezmeye gittiğinizde etrafı dikkatle dinlerseniz Gargamel'in çığlıklarını duyabilirsiniz. Ve iyi bir çocuk olursanız belki şirinleri bile görebilirsiniz. Hep parlak renkli bir kapım olsun istemişimdir. Nasıl buldun? Benim kapım köyün en güzel kapısı olacak bebek Şirin. Gidip öğütlen çayım için biraz su almam gerekiyor. Hemen geliyorum bebek Şirin. İyi çocuk ol, tamam mı? Hayır bebekciğim, hayır. Kutsal Mavi, nasılsınız çocuklar? Harika, olağanüstü. Bu güzelliği hangi sanatçı yaptı çocuklar, söylesenize. Bu görmüş olduğun şaheseri bebek Şirin yaptı, ressam Şirin. Bebek mi? Bebek Şirin, sen ileride büyük bir ressam olacaksın. Ormanda dolaşmaya bayılıyorum. Sonunda azman zafere yaklaştık işte. Gargamel, saklanmalıyım, beni görmemeli. Bugünü unutma Azman, bugünü çok iyi hatırla. Sonunda o küçük şirinlere günlerini göstereceğim Azman. Artık canıma tak ettiği göstereceğim günleri. Sanırım gizli silahımın sesini duyuyorum Azman. Yakaladım. Evet, işte. Sen ne kadar güzel bir yaratıksın böyle bakayım. Sonunda olacak Azman, bu plan işe yarayacak. Zavallı Gargamel hiç vazgeçmeyecek. Ama belki de bu sefer başarır. Çok güzel bebek Şirin. Bakalım çarkların çalışacak mı? Aman tanrım. Hayır. Gel buraya küçük Şirin. Büyük bir ressam olmak istiyorsan hemen çalışmaya başlamalısın. Yapma. Ciddi ol ressam Şirin. Bu bebek büyük bir tamirci olacak. Bak şimdiden belli oluyor. Bak daha bu sabah ne yaptı? Nedir o? Evet, doğrusu pek emin değilim. Ama büyük bir ihtimalle mekanik bir donanımı var, görüyor musun bunu? Evet, mekanik ama bu bebek bir sanatçı. Durun lütfen. Neler oluyor burada çocuklar? Şunu dinleyin, ne güzel. Bu bebek kesinlikle bir şair olmalı. Ressam! Tamirci, şair! Burası harika değil mi Azman? Her şey tamam ama bu anı oturup şatomda bekleyemem. Ne o? İpso. Facto. Pokus. Ve de pokus. Başardım Azman, başardım. Başardım. Ne kadar zekiyim ben. Hepsi bu. Çoğalın. Yüzlerce. Binlerce çoğalın, milyonlarca. İşe yaradı Azman, işe yaradı. Her zaman ne derim Azman? Ormanları yok et, tabii şirinleri de beraber. Gargamel, o küçücük böcekle ne yapacak acaba? Ne olabilir, düşünmeliyim. Umarım kötü bir şey değildir. Belki de. Bu da neyse. Bu çekirgeler bütün ormanı yok edebilirler. Bu işte yine Gargamel'in parmağı var galiba. Çok geç olmadan bir şeyler yapmalıyım. Çabuk dostlarım, kurtarın kendinizi. Çok geç olmadan Şirinler köyüne ulaşmalıyım. Aman tanrım. Beni de mahvedecekler. Tuzağa düştüm. Bebek Şirin. Gördüğüm kadarıyla çok yeteneklisin, her şeyi yapıyorsun. Evet, harikasın. Bu ne kadar güzel bir ses böyle.
Evet, evet, bu bebeğin müzik kulağı çok iyi. Sen de mi Şirin? Artık şu bebeği rahat bırakın biraz dostum. Ben yetenekli Şirin'i duyduğumda anlarım. Tabii benim kadar başarılı olması için daha çok çalışması gerekir. Bunu çalmayı dener misin canım? Biraz daha çalışması lazım. Evet, seninle çalışabiliriz. Gel bakalım bebecik, çalışmaya başlama zamanı geldi güzelim, hadi. Bebeğim, resim çalışma saatin geldi canım. İkiniz de yanılıyorsunuz. Bu bebek büyük bir müzisyen olacak. Müzisyen mi? Müzisyen mi? Zavallı bebeğim, yemek vaktin geldi. Yeterince yemek yemezsen o kadar çabuk büyüyemezsin güzelim. Ay, Şirin'e! Sanırım bugün bebeği besleme sırası benim. Alayım mı? Tabii, teşekkürler gözlüklü Şirin. Bir daha küçük Şirinlerimi göremeyeceğim. Teşekkür ederim dostum ama çabuk ol. Çekirgelerden önce Şirinler köyüne ulaşmalıyız. Bebek Şirin, her zaman söylerim. İyi yemek mideyi şişirir. Ben şahsen senin için gelecekteki en parlak mesleği seçeceğim. Sen bir entelektüel olacaksın. Ve zamanı gelince bana çok teşekkür edeceksin bebek Şirin. Harika. Entelektüel ha. Çok sevindim. Lütfen bana yardım eder misin? Yeterince iyi değil. Al, Hüday, şunu ver, şunu tut. Evet, sanırım bu da fena değil, bu da öyle. Her şey bu kitapların içinde olmalı. Aa, buldum. En güvenilir bu işte, gözlüklü Şirin'den alıntılar diyor. Şirin baba nasıl bunları tozlanmaya bırakabilir, bir türlü anlamıyorum. Hepsi. Bebek Şirin, sen iyi misin? Hepsi. Bebek Şirin. Şirin baba karışımlarını neden ortada bırakır ki? Neden kendine sormuyorsun gözlüklü? Bak geliyor işte. Sakın Şirin. Bunu Şirin babaya söylememelisin. Sonra bebeğe kızabilir. Lütfen söyleme. Peki tamam ha. Söylemeyeceğim. Ama neden? Boşver. Bebek Şirin'i dışarı çıkarın. Ben de Şirin Baba gelmeden şunları toparlayayım. Çabuk ol. Biliyor musun Şirin Baba? Bebek Şirin ressam oldu. Sırası değil küçük Şirinlerim. Çabuk herkese haber verin. Köyümüz ve hayatımız tehlikede. Çok büyük bir çekirge ordusu Şirinler Köyü'ne yaklaşıyor. Sanırım yine Gargamel'in bir oyunu. Çabuk onları durdurmak için bir şeyler yapmalıyız. Gözlüklü Şirin, ejderha soluğu şişesi nerede? Çabuk ol gözlüklü. İşte burada Şirin Baba. Sanırım. Çabuk küçük Şirinlerim, umarım her şeyi yememişlerdir. Her şeyi yiyecekler. Sanırım bu dünyanın sonu olmalı. Ateş! Evet! Hayır. Formülünüz neden işe yaramadı Şirin Baba? Neler oluyor? Bilmiyorum. Her şeyi tam olarak koyduğunuzdan eminim. Ay ay ay! Bir kere daha deneyecek kadar vaktimiz var. Dua edin Şirinlerin de sorunun nerede olduğunu bulayım. Şirin Baba! Şirin Baba! Size bir şey söylemeliyim. Yemiyorum, ölçüyü tam olarak koyduğuma eminim. Şirin Baba! Ne olur beni affedin! Affetmek mi? Gözlüklü neden? Formülünüz işe yaramadı çünkü bebek Şirin onlarla oynuyordu. Anlayamıyorum ama. Ben bebek Şirin'e ders veriyordum baba. O bütün şişelerin etiketlerini çıkarmakla uğraşıyordu. Ben de galiba yanlış yapıştırdım Şirin Baba. Beni affedin. Hayır! Bu demek oluyor ki hepsini kontrol etmem gerek. Bunu daha sonra konuşuruz gözlüklü. Çabuk Şirin Baba! Çekirgeler Şirin Köy'e geldiler bile. Kaybedecek vaktimiz yok. Hazırım Şirin Baba. Ateş! İşe yaradı Şirin Baba! Evet, şimdi daha az gelmeye başladılar. Şükürler olsun. Gidiyorlar! Çekirgeler gidiyorlar! Şu güzel ölü dallara bak Asman. Ne kadar güzeller. Ne güzel bir gün. Üstelik artık o aptal böğürtlen avcıları da olmayacak sevgili kedicik. Zaten yiyecek böğürtlenleri de yok. Saklanacak ormanları da yok. Benim evimden başka gidecek yerleri yok. Neden çekirgelerin sesi kesildi? Azalmışlar. Bu Şirin Baba'nın işi olmalı. Hiçbir zaman kazanamayacak mıyım ben? Ne olur sadece bir kere kazanayım.
Çekil başımdan seni aptal kemirgen. Gel çabuk buradan. Beni duydun mu? Git dedim sana. Ay yapma, dur dur. Ay. Bizi çekirgelerden kurtardığın için teşekkürler Şirin Baba. Sayende kurtulduk. Ama gene de çok üzgünüm çünkü ormanımızı mahvettiler. Haklısın. Ama yağmurlar başlayınca orman eski haline dönecektir. Hey! Hey! Evet küçük şirinler, bu ilk yağmurla beraber ormanımız eski haline gelecek, göreceksiniz. Bakın her yer yeşermeye başladı bile. Ama hala anlayamadığım bir şey var şirinler. Bebek şirin büyüyünce ne olacak hala bilemiyorum, siz biliyor musunuz? Ressam, aşçı, tamirci, kim bilebilir ki? Bunun için sabırlı olmalıyız şirinlerim. Ve artık bu muhteşem yağmuru kutlamalıyız. Hadi dans edelim. Hey! Şirin Baba, bütün bunlara neden olduğum için sizden özür dilerim. Seni affediyorum gözlüklü Şirin. Biliyorsun Şirinler böyle küçük şeyler için birbirlerini kırmazlar. Evet haklısın Şirin Baba. Ama bebek Şirin gerçekten bir entelektüel olacak. Sence de öyle değil mi Şirin Baba? Bebek Şirin'in büyüyünce ne olacağı hakkında hiçbir fikrim yok. Sen de gidip dans et artık gözlüklü.